klasik potlardan önceden anlayabiliyorum. İyiydi. Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bizi bir araya getiren bir renk, bizi bir araya getiren şey aynı dile, aynı dine, aynı tarikata, aynı cinse, aynı sınıfsal bölünmeye sahip olmak değil. Bizi bir araya getiren şey, hani Sami Yen Başkanımızın kuruluşta ifade ettiği bir renge sahip olmak. O renk nedir? Sarı ve kırmızıdır. Bizim tutkumuz tümüyle renklerdir. İnsanlar gerek başkan olarak, gerek ilk üye olarak, gerek hiçbir maça gelmeden 30 milyonun bir parçası, bir insan olarak Anadolu'nun veya dünyanın en ücra köşesindeki bir taraftar olarak ona sahip çıkmak, ona sarılmak, onu ötekileştirmemektedir. Kendi kişisel hırslarınızı, kendi kişisel özel düşmanlıklarınızı bu platformlara basitçe taşımamaktır. Bu nedenle bizi bu arada tutan, bizi yücelten, bizi dünyanın tepesine olan yürüyüşümüzde bir araya getiren şey işte bu ruhtur. Bu binanın kuru kalabalığı bizim varlığımız hiç önemli değil. Burada bizim yarattığımız ruh, gelecek kuşaklara aktaracağımız sinerji çok önemli. Bunu yaşatan değerli başkanım ve bu derneği kuran insanlara ben çok teşekkür ediyorum. Dernekleşme, demokratikleşmenin, insan haklarının ve gelişmenin önündeki en önemli enstrümanlardandır. Türkiye ve dünya dernekleştikçe demokrasi güçlenir, insan hakları güçlenir. Keza bu Galatasaray'ı da güçlendirir. Derneklerin, güçlü derneklerin varlığı Galatasaray ruhunun pratiğe aktarılmasına çok değerli enstrümanlardır. Ben bu vesileyle kurucu kardeşlerimi kutluyorum, teşekkür ediyorum, var olun diyorum. İyi ki Galatasaray'ınız. Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e sonsuz teşekkürler. Sevgili Galatasaraylılar, çok değerli Galatasaraylılar, hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bu derneğimiz bütün Galatasaraylıları kucaklayacak, birleştirecek, sevgi, saygı ve güzellikleri yaşatacak bir derneğidir. Böyle birine hiç kimseye karşı değiliz. Alternatif bir dernek değiliz. Bütün Galatasarayların liselisi, lisesizi, kim olursa olsun bütün Galatasaray'a gönül vermiş kişilerin ben bu derneğin çatısı altında toplanacağına inanıyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Cas 1905 olarak yine 1905'le biten Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışındayız. Buradaki ilginç şey şu, Galatasaray'ın eski başkanları kim olursa olsun hepsi hemen hemen geldiler, öyle değil mi? İsim güzel, Ali Sami Yen 1905 olunca bütünleştirici olmuş. Eski başkan Faruk Süren, Adnan Polat hepsi burada. Ve oldukça kalabalık olduğu için yürümekte bile zorlanıyoruz. Şimdi bulduğumuz başkanla röportaj yapacağız sizler için. Şimdi arkadaşlar yürümekte zorlanıyoruz. Tabii burada gerçekten kalabalık ve çok izdiham var. Şimdi şöyle bakıyorum ben, şöyle ilerliyoruz. Evet. Faruk Süren ileride. Evet, Faruk Süren'i görüyorum. Sen olabilir miyim? Evet. Şimdi Serhat şöyle gelelim istersen. Evet. Faruk Başkanım. Selamlar. Bir saniye. Süleyman. En büyük başkanı bulduk. Evet. Ne oldu? Ajans 1905 olarak. Ne canlı ya? YouTube canlı yani.
Bu hafta şahane bir dernek açılışı var. Evet. Tamam. Ama bir de Galatasaray Fenerbahçe derbisi var sevgili başkanım. Derbi var. Yani sizin tabii geçmişte başkan olduğunuz dönemlerde derbi öncesi çok böyle ilgi söylemleriniz olurdu ki hatta meşhur 20-45 söylemi ilk size aittir. Öyle ama 97 senesinde ben çok iyi hatırlıyorum. 96. 96. 96. 96 97 ama. 96. Şimdi Alişan başkandı. Öncesi, Alişan başkandı ama sizin başkanlığınız onları hepsini eskitmişti. Şimdi nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın gidişatını? 6 haftadır üst üste kazanıyor ve 20 senedir de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Galatasaray bir kere, Galatasaray sadece futbol değil. Sadece futbol değil. Şimdi futbola odaklandın. Okey, oraya girelim. Ama şimdi olabilir. Bu hafta önemli geldi olduğu için odaklandık. Oraya odaklandın. Peki olabilir. Şimdi bugün 20 senedir yenemiyor. Olabilir, o da olabilir. 20 senedir de yenilmiyor. Ya o da 10 senedir de yenilmiyor yani. Evet, uzun zamandır. Evet. Tansiyonlu bir derbi oluyor. Güzel olacak inşallah. Bu da sportmence bir şekilde de olacak bir derbi olarak düşünüyorum. Yani neticede bir spor yapıyoruz. Biz top oyunu yapıyoruz. Güzel olmasını istiyoruz. Herkesin zevk almasını istiyoruz. Oyundan zevk almasını istiyoruz. Tabii ki takımımızın da kazanmasını istiyoruz. Fenerbahçe taraftarlarında tabii stadyumu dolduracaklar. Orayı dolduracaklar ve takımların kazanması için mücadele edecekler onlar da kendilerine göre. Ama yani bir futbol oyunun neticede bu yani. Evet, her şey olabilir. Yani her şey olabilir. Bunu da fazla da böyle abartmayalım. Abartıp da fazla climax yapmayalım yani. Peki şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın? İkinci yarı başlarken Sivasspor'un 10 puan gerisindeydi. Gerçi Sivas'ta fark kapandı ama şimdi Trabzon'un arkasında. O işe gelince başka. Şimdi o işe gelince başka. O iş bizim işimiz. Öyle mi? O iş bizim işimiz. Mayıslar bizi. Biz geriden gelip şampiyon olan takımız. Hep yaparız bunu. Bunu hep yaptık. Her zaman da yaptık. Her zaman da. Ona göre dikkatli olmaları lazım. Ona göre dikkatli olmaları lazım. Şimdi bizim fikstüre göre 43-42 bir puan farkı yok. Evet. 2 puan farkımız var. Evet. Liderle 2 puan farkımız var. Liderin bir maçı eksik. Onu kazandığını varsayıyorum. Demek ki 5 puan farkımız var. Ama Trabzon İstanbul Ali Sami'ye gelecek. Kazandığını farz ediyorum. Demek ki 5 puan farkımız var. 5 puan farkımız var. 5 puan önümüzde 11 maç var değil mi? 12 evet. Maç var. Biz o maçı o arayı kapatırız biz. Kapatırız. Çok arayı teşekkür kapatırız. Ediyorum. Ya. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Arayı kapatırız. Kapatırız. İnşallah kapatacağız. Şimdi Ajans 1905 seyircileri canlı yayınımız devam ediyor. Bir başkandan diğer başkana geliyorum. Bir saniye evet. Şurada Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ı gördüm. Ve onun yanına doğru geliyoruz şu anda. Adnan Bey fotoğraf çektiriyorsunuz galiba. İlgi fazla. Hanımefendi nasılsınız? Selamlar efendim. Hala popülarite devam yani. Hanımefendi ben rica ettim. Sayın Başkan bugün buraya özel bir günde geldin. Bugün evet biraz da Galatasaray eski başkanlarına Adnan Bahat dedi ki ben Ali Başkan. Samiyen 1905'in evet. Önünde röportaj yapmak istiyorum. Hayırlı olsun. Gururla seyrediyorum ikinizi de. Çok başarılı buluyorum. Teşekkür ederim. Çok objektifsiniz. Doğru bildiğinizi sakın sakınmayın. Aynen devam edin. Öyleyiz yani. Bizi kimse korkutamaz biliyorsunuz. Aynen. Kimse korkutmasın ve doğruların dışına çıkmayın. Gerçekleri de aynen yansıtın. Emin olabilirsiniz bundan. Teşekkür ederim. Sayın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Başkan da burada. Başkanım sizi de alacağız şimdi. Sevgili başkan. Evet. Derneğin başkanı. Kalabalıktan yalnızca varamadım ama konuşmanızı çok sevdim. Sayın Başkan Adnan Polat dedi ki röportaj yapalım dedi. Dedi ki ben birazdan dedi burada yapacağım. Arkada Ali Samiyen yazıyor günün önem ve anlamını belirtelim dedi. Gayet tabii. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Sayın Başkan'ın konuşmasını dinledim. Türkiye genelinde, dünya genelinde Galatasaray'a gönül vermiş insan kaynaklarının kulübümüze kazandırılmasından bahsederek başladı ki bence temel amacı bu derneğin o. Ben de her zaman şunu söyledim. Galatasaray
anayasası Galatasaray'a gönül veren herkese aynı mesafede durması lazım. Kuruluşunda hak kazanmış olan kardeşlerimiz var. O hak aynen korunmalı ve devam etmeli ama bundan sonrası için gerçekten Galatasaray'a gönül veren herkese Galatasaray anayasası aynı mesafede durmalı. Aynen. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Ama amaç bu mu? Amaç bu. Ya ama Sayın Başkanım, bu derken yani Galatasaray tüzüğünün üyelikle ilgili kısmı geliyor tabii hemen akla. Evet. Ya yani bu konuda revize olması. Tüzüğü revize edilmesi şart. Peki Adnan Bey, şimdi Galatasaray'da ikinci yarı Galatasaray'ın oynadığı futbol ilk yarıya göre daha iyi bir düzeye geldi. Ve liderle arasında Trabzon'da 2 puan fark var. Ve Galatasaray bütün taraftarların beklediği Kadıköy'deki büyük derbiye çıkacak. Görüşlerinizi alalım. Şimdi Süleyman, bütün olayı Galatasaray'ın futbolunu endeksleyerek bence bu geceyi değerlendirmesini yapma. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tahmin yürütmek çok kolay değil. Ama ortada da bir gerçek var. Bizim Saraçoğlu'nda en iyi dönemlerimizde bile şansımız tutmadı. Dilerim ki bugün bu sefer şansımız tutsun. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olması bizi her zaman çok mutlu etmiştir. Orada ne hikmet varsa bilemiyorum artık, büyü mü var, ne var? Orada şimdi sonuçta yani, bu bir oyundu. Her oyunda da şans faktörü vardır. Şans bazen bize güler, bazen başkasına güler. İyi de bu güler. Şans ya, 20 yıldır bir kere Galatasaray'a gülmez mi? Dönmedi, evet. Umarım bu sefer bize gülecek. Evet Adnan Bey, 20 yıl sonra Galatasaray Kadıköy'den galip gelebilir mi? Çıkabilir mi? Tabii ki gelebilir. O sene bu sene mi yani? İnşallah öyle olur. Onun yani ne olacağını bilemiyorum ama bütün temennim bu sene olsun. İhtimal hesaplarına göre bu sene biz kazanacağız. Hocam hangi tür ihtimal hesabı yaptınız onu bilmiyorum. İhtimal ama yani hep mağlup olunmaz ki. Bunun bir de sonu ya var. Biz fark atmak için çıktığımız zamanlarda evet, bile böyle bir sıfır mağlup olup döndüğümüz de oldu. Peki başkanım, şimdi şöyle alalım. Bir daha böyle alalım. Burada da yayın yapacaklar. Hayır, olmadı öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Olmadı öyle. Ama diyor ki Ajans 95 öncelikli diyor yalnız. Sayın Başkan'la beni buradan Ali Samiyen Bey'in ismi baş harflerinin önünden kimse götüremez. Sayın Başkan, biz karar verdiğimiz vakit oradan gideriz. Doğru. Şimdi şunu sorayım. İkiniz de burada bulmuşken Sayın Başkan, şimdi Galatasaray mahkeme salonlarında ve seçimle ilgili ayın 21'inde bir mahkeme daha var. Şu aşamada Galatasaray bir seçime ihtiyaç var mı? Kısa ve net cevaplarınızı alabilir miyim? Bu konuda benden bir cevap alamazsınız. Ben bu konuda tarafsızım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Peki. Siz şöyle alın başkanım. Bir saniye. Evet Adnan Bey. Sizin uzmanlık dalınız çünkü 2011 yılında sizin başınıza gelen bir olay. Ki mahkeme olayları. Galatasaray tarihinin bana göre bir kara lekesiydi o. Yargıtay'ın oy birliğiyle aklaması da tabii çok önemli. Ama ben anlayamıyorum. Mustafa Cengiz'i seversiniz, sevmezsiniz, desteklersiniz, Neden? Ne yapmışlar? Çaldılar mı, çırptılar mı, hırsızlık mı yaptılar? Galatasaray'ın malını israf mı ettiler? Ne yaptılar da bu tepkiyi koyuyorlar? Aynı tepkiyi acaba kafatasçı ekip kendilerinden biri olsa yaparlar mıydı? Bence bundan vazgeçsinler. Galatasaray'a o kadar büyük zarar veriyorlar ki. Şimdi Mart ayındaki kongrede mali ibrazlıktan bahsediyorlar. Yani açıkçası kurşunu ayağına sıkmaya çalışıyor. Galatasaray'a zarar vermek, yani kendi menfaatleri için Galatasaray'a zarar vermek isteyenler bunları yapıyor. Yapmasınlar. Kulübe karşı birazcık sevgileri varsa yapmasınlar. Milyonlarca taraftara karşı birazcık sevgileri, saygıları varsa bunu yapmasınlar. Mustafa Cengiz'i neyle itham ettiklerini anlamıyorum. Yani ne yapıyorlar şu anda? Mücadele ediyorlar. Ki o Mustafa Cengiz sizi o mali kongrede ibra etmemiş. Olabilir. Orada yanlış yaptığını itiraf ediyor. Herkes hata bilir. Hata yapabilir. Hatasını da itiraf ediyor. Ben oraya takılmıyorum. Bana orada zaten yani, ben de bunu vurgulamak için söylüyorum. Orada yıllar yani yüzlerce insan bana gelip özür dilediler. Ama yani o günün şartlarında yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Yani manipüle edildiler. Ben onlara takılmıyorum. Bizler neyiz ki Galatasaray'ın yanında? Gelip geçiyoruz. Bak kimler gelmiş geçmiş.
rahmeti hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Artık bunları bıraksınlar. Bu kafa tasçılığı bıraksınlar bazıları. Mustafa Cengiz'i eğer hakikaten büyük bir yanlışı varsa o zaman desinler ki şunu yaptı, onun için seni ibra etmiyoruz. Ama burada kendi kişisel menfaatleri için maddi manevi böyle bir kampanya yürütmeleri Mustafa Cengiz'e tamam zarar verebilirler. Ama en büyük zararı Galatasaray'a veriyorlar. Galatasaraylar yapmayın bunu lütfen. Yapmayın, camiaya çok büyük zarar veriyorsunuz. Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyorsunuz. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını kaybettiriyorsunuz. Eskiden benim dönemimde Galatasaray başkanının üzerine Türkiye'de bir laf ettiği vakit kimse üstüne laf etmezdi. Galatasaray şu anda erozyona uğruyor. Güneş görmüş bir buz gibi eriyor. Yapmayın bunu ya, yapmayın. Seçimler geldiği vakit istemiyorsanız Mustafa Bey'i oy vermezsiniz. Başka bir arkadaşımız şey yaparsın. Bence Galatasaray'da birlik beraberliği sağlamak için bu kongrenin sağlıklı geçmesi lazım. Aksi takdirde parçalara ayrılacağız. Bu kongreye siz katılacak mısınız? Epeydir katılmıyorsunuz. Hayır, ben katılmayacağım. Niye mi devam ediyor protestonuz? Protestom değil. O yanlışı yapan camianın, o kongrenin o yanlışı düzeltmesi istiyorum. Yargı, adalet düzeltti bunu ama Galatasaray'ın düzeltmesi lazım. O olmadan ben Galatasaray'ın kesinlikle içinde bir yerde yer almıyorum. Galatasaray'a küsülmez ki. Size kişiler yanlış yaptı. Ben Galatasaray'a küsmüyorum. Ben Galatasaray'ın taraftarıyım şu anda. Galatasaray başarılı oldu mu ben seviniyorum. O kadar. Başka söyleyecek bir şey yok. Süleyman, başka sorun var mı? Sayın Başkan, sevgili Başkan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben sizi kutluyorum. Bu yapmış olduğunuz, yani operasyon çıkarmış olduğunuz yayın ve şirket son derece başarılı gidiyor. Ama Süleyman, yani daha 100.000'e ulaşamadınız üye olarak. Onu bize değil, bizi seyredenlere söyleyelim. Evet. Yani. Arkadaşlar, Kadir Bey ve Süleyman Bey, ben onları Galatasaray'ı muhabiri olduğu dönemlerde 1990'lardan beri beraberim. Gazeteciliğin, haberciliğin iki tane piridir. Eğer gerçek haber istiyorsanız bu iki arkadaşımın yapmış olduğu bu yayınların içinde olun, üyesi olun. Onlara destek verin, doğruları öğrenin. Size teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bu arada reklam da aldık biliyorsunuz, 2 dakika. İlk defa reklam aldık. Bakın söyleyeyim, kanalımıza bizi destekleyen, reklam veren kişiler oldu. Şimdi Ergin Ataman'ı görmüştüm ben. Şimdi hocaya bakıyorum. Daha röportajlarımız sürecek. Başkanlardan yol. Bir dakika Kadir, sen tamam. Burayı anlatmaya tamam. Devam et şimdi. Ergin Ataman'a bakacağım. Kendisiyle konuşmuştum. Evet, Adnan Polat'ı dinledik. Gerçekten önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki haftalarda Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi var. Yine geçen yıl Mustafa Cengiz yönetimini ibra etmeyenlerin yine aynı şekilde mali kongrede bu kez sadece idari değil, mali olarak da ibra etmeyecekleri görüşleri var. Bu yönde çalıştıkları, propaganda yaptıkları duyumlarını alıyoruz. Herkes de biliyor. Evet. Süleyman'dan haber geldi. Ben mikrofonu bir tanesini. Arkadaşlar, yeni bir konuğumuz var ve güzel bir konuk var. Bakın şimdi konuğumuzu göreceksiniz. Baba, 1905'ten haber kaçmaz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Kaçmaz diye. Süleyman Arunat'tan kaçmaz. Teşekkür ederiz. Evet. Vay 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 vay. Şimdi sürpriz konuğum var dedim ve sürprizin kralı var arkadaşlar. Evet. Size söyleyeyim. Tamam. Lakabı da kral, çünkü ben ona kral diyorum. Ömer haberleşiyor. Tamam. Biliyorsunuz futbolda bir imparator var. Bir de Galatasaray'ın kralı var. Benim için dünyanın en büyük koçu. Ya onu orada bir problem yok. Bir müsaade alalım şey şurasını. Sevgili Ergin Ataman. Güzel hocam, büyük hocam. Başarılarınıza gurur duyuyoruz. Sağ olun. Geçen yıl Türkiye şampiyon olduktan sonra sizinle canlı yayın yapmıştık. Ama herhalde bu kez Euroleague'e doğru gidiyoruz hocam. Yani bizi de şimdi bu kadar yıllık Galatasaraylıyız. Efesli yapacaksınız. Yapmayın yani. Ne güzel bir gönül bağı var. Galatasaray kulübünün tüm üyelerine, başkanlarına, yani kalpleri bir Türk takımının, rakip takım bile olsa, Anadolu Efes. İsmi güzel, Anadolu Efes. Evet, Avrupa'daki başarısı için
attığını ben çok iyi biliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. O desteği görüyorum. Bugün burada da derneğin, Ali Sami Yen Derneği'nin açılışına da beni davet ettiler. Ben de büyük bir onurla, gururla siz de büyük bir Galatasaraylı olarak geldiniz buraya. Evet, sonuçta kongre üyesi olarak böylesine nezih, böylesine güzel bir toplumda bulunmaktan çok keyif aldım. Çok arkadaşlar davet etmişlerdi, geldim. Ve evet, dediğiniz gibi iyi gidiyoruz Euroleague'de. Şu anda lider durumdayız. Ya liderliği bırak hocam, herkesi eziyorsunuz yani. Bu takım nasıl oluştu hocam, bana onu anlatın. Bunun mayası ne? Ya ben maçları seyrettim, hepsini seyrettim. Ya bir bakıyorum, herkes topun nereye gideceğini... Dur abi, nazar değmesin ama. Ama nazarla alakası yok. Kadir bunu, bu nazarla değil, çalışmayla olan bir şey. Öyle değil mi hocam? Tabii ki yani bu Anadolu Efes'in yapmış olduğu bilinçli yatırımın, oyuncularımızın iyi niyeti, bütün çalışan kadroların çok profesyonelliği ve müthiş bir organizasyon var bunun altında. Tabii bizim de çok iyi bir çalışmamız var. İnşallah sonu gelir, çünkü şu anda dediğiniz gibi yani biraz böyle evet, nazardan saklasın. Avrupa Basketbol Kamuoyu tarafından favori gösteriliyoruz ama sezon başında böyle bir şey yoktu. Yok, oynadığımız ya. Oyunla, oynadığımız basketbolla bu hale geldik. Bakalım inşallah. Form durumu böyle sürecek mi hocam? Sakatlar var hocam. Valla form durumu şöyle söyleyeyim. Yani sezonun bitmesine 2,5-3 ay var. 5 aydır, 6 aydır böyle devam ediyor. İnşallah, evet, inşallah. Son 3 ayda aynı şekilde devam eder. Görüldük bir şey değil yani. Daha önce Fenerbahçe'de bu kupada pozitif sonuçlar aldı ama Efes'inki bir başka yani, böyle Anadolu Efes'in, evet, pardon, sizinle birlikte böyle. Son yılların belki de Euroleague tarihinin en dominant takımı olarak gösteriliyoruz. Ama tabii ki sonuçta sporcuların burada sağlığı çok önemli. Sakatlıklar çok önemli. Ama kendimize güveniyoruz. Yani müthiş bir takımda kazanma isteği, müthiş bir arzu var. İnşallah bu kupayı bu senede biz Türkiye'ye getireceğiz diye kendimize hocam, güveniyoruz. Bir dakika şimdi, bir de Türk futbol basketboluna bir Türk basketçi kazandı. Ben de onu diyecektim, Larkin, evet. Yani kupa değil. Tabii Larkin yani son 1,5 yılda Anadolu Efes'te müthiş bir çıkış yakaladı. İyi bir oyuncuydu zaten ama takımın içinde yıldızlaştı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da şu anda Avrupa'nın en önemli oyuncu durumuna geldi. Türk oldu. Milli takımımızda da olimpiyat elemelerinde katkı verecek. İnşallah tabii önce Mayıs ayında bizi diğer arkadaşlarıyla beraber Anadolu Efes'e şampiyonluğa ulaştırır. Ondan sonra da Türk milli takımının tabii olimpiyat yolunda çok ciddi bir elemeler oynayacak Haziran sonunda. Orada da takıma ciddi anlamda katkı vermesini sizden bekliyoruz. Sizden benim bir özel ricam olacak. Yani sevgimizi falan bir yana bırakın. Bizim YouTube kanalımıza abone olur musunuz? Ajans 1905. Aa, fiyat nedir? Fiyat yok hocam. Hayır be ya. Bizi izleyin, takip edin. Sizin takip etmeniz bize mutluluk verir. Tabii ki olurum. O zaman ben de tüm YouTube kanalı üyelerini bizim Anadolu Efes'in maçlarına mutlaka bekliyoruz. Herkes de birer tane kombinalar zaten çok bizde uygun fiyata. Yani aslında tabii ki doluyuz. Her maçımız dolu. Ama dolunun da dolusu olsun. Her zaman. Şu an bizi izleyen Galatasaray taraftarlar sizinle birlikte coşuyorlar. Sizin evet, büyük bir Galatasaray olarak çok ekstra zaten, bir sevgileri, sempatileri. Bunu ben zaten görüyorum. Kalben de görüyorum. Gerçekten ciddi bir gönül bağı var. Sadece Galatasaraylılar değil. Bugün şu anda Türkiye'de sporu seven, Anadolu Efes'in yaratmış olduğu o güzel atmosferden ve takımın oynadığı güzel basketboldan etkilenen Türkiye'deki her spor severin ben Anadolu Efes'in şampiyonluğu için gönülden destek verdiğini biliyorum. Hocam, tabii Galatasaraylılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu destek bence şöyle oldu. Obradovic'in ligi domine ettiği zamanlar vardı ve siz ortaya çıktınız ve olay tam tamına tersine döndü. Sizin Anadolu Efes olarak aldığınız her galibiyet Galatasaray gibi algılanmaya başladı. Bir de böyle bir durum var Galatasaray taraftarı arasında. Siz de bunu biliyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz şimdi? Siz lidersiniz. Fenerbahçe yine Euroleague'de playoff'a kalma savaşı veriyor. Neler düşünüyorsunuz? Bir de son maç Efes Pilsen. Efes Pilsen diyorum tabii, hep aklıma eski evet, takım adı geldi. Anadolu Efes. Anadolu Efes. Fenerbahçe maçı var. Kader maçı da olabilir. Valla biz kendi önümüze bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. 10 tane maçımız kaldı. Bu maçlardan mümkün olduğunca
fazla kazanıp bir kere normal sezonu mutlaka ilk dördün içinde bitirip playoff'ta sağ avantajını almak istiyoruz. Fenerbahçe'nin hangi noktaya gelebileceğini bilemiyorum. Çok iyi bir kadrosu, çok iyi bir hocası var, çok da güçlü bir organizasyon. Sonunda göreceğiz. Hocam son olarak özür dilerim, yorduk belki siz ama bu hafta evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var, futbol derbisi. Sizin tahmininiz nedir? Zor bir derbi olacağı kesin. Yani psikolojik açıdan Fenerbahçe Galatasaray derbileri her zaman zor olmuştur. Galatasaray avantajlı gidiyor, 4 puanlık bir avantajı var. Ama şampiyonluk yolunda bu çıkışı devam ettirmesi için mutlaka puan alması gerekiyor. Kazanırsa Galatasaray şampiyonluk yolunda çok çok büyük bir adım atar. Ama Fenerbahçe için de var olma maçı, kaybederse uzaklaşacak şampiyonluktan. Bakalım, göreceğiz. Sizle geçen sonuçta. Şimdi Galatasaray Ali Samiyen Açılış Derneği'nde burada bulunan bir Galatasaray kongresi olarak tabii ki Galatasaray'ın kazanması gönlümden geçiyor. Bir skor var mı? Onu söylemek istiyorum. Yok, skoru düşünmedim daha. Peki çünkü hocam, ben şu anda Cuma akşamı oynayacağımız Bayern Münih maçındaki skoru düşünüyorum daha biz çok. Biz de o maçta hepimiz yanınızdayız hocam. Hiç merak çok edeyim. Teşekkürler. Hocam takibinizi bekliyoruz. Çok mersi. Hocam biz sizi takip ediyoruz zaten. Başınıza canınız diliyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili yine Ergin Ataman'la da vedalaştık. Evet, güzel oldu. Sevgili yöneticimiz var Mahmut Recep. Evet, bizden kaçıyor ama. Mahmut Bey şöyle. Bizden kaçıyor ama Mahmut abi. Nereye kaçıyorsun Mahmut abi? Yöneticisi yine o da Ali Samiyen 1905'in açılışında. Mahmut Bey güzel bir ortam var. Çok. Ve gerçekten öyle. Bir de bu akşamdan sonra artık herkes. Orkun Darnel var bak. Abi, saygılar, seviyoruz kendisini. Efsane stopçularımız. Eski Galatasaray sporcusu diyelim değil mi? Evet, aynen. Yani milli takım çok, sporcusu. Çok değerli bir Galatasaraylı. Çok spor yapmış. Ama şimdi buraya Ali Samiyen 1905'e Fenerliler gelecek hali yok yani. Ama yani ben Orkun'dan özel bahsetmek isterim. Sağ ol abi. Çok değerli bir insan. Orkun'u onu biliyoruz. Değerini de biliyoruz. Çok iyi de biliyoruz. Eksik olmayın abi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mahmut Bey, pazar günü dananın kuyruğu kopuyor. Neler söyleyeceksiniz? Valla Galatasaray kazanmak istiyor ve kazanmaya gidecek. Bakalım, göreceğiz neyin ne olacağını. İnşallah iyi şeyler olacak. Ama 20 yıllıkta Galatasaray'ın bir kazanamama gibi bir şanssızlığı var. Olabilir. Olabilir. Biz kazanmak istiyoruz. Maçtasınız yani. Tabii ben maçta. Bütün yönetim kurulu maça gidecek. Hepimiz gideceğiz. Ama şöyle bir haber var. Fenerbahçe sitelerinde de gördüm ben. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray gelen yönetimini karşılamama, ağırlamama kararı almış. Bu sizlerde bir etki yapıyor mu? Yok, niye? Siz buraya geldikleri zaman Türk Telekom'a, Ali Samiyen'e geldikleri zaman böyle bir karşılama nasıl olmuştu? Onu karşılamıştık. Ben de vardım hatta o karşılayanlar arasında. Önemli değil canım o kadar. Yani devlet erkanı yani falan değil ki. İşte Galatasaray kulübünün yöneticileri geliyor. Olabilir, bir şey yok. Bunda bir şey yok yani. Bundan bir art niyetle aramayalım. Olabilir. Maçın skoru konusunda bir tahminde bulunamıyorum. Hiç bilmiyorum. Ya nereden bileyim onu? Futbolcularımız bilir. Ne diyor? Yöneticilerimiz arka arkaya gelmeye başladı. Ömer Bey de geliyor. Ben konuşmuyorum ama ne istiyorsun? Derbiyle ilgili bir sorularımız var. Hafta sonuyla ilgili. Kazanacağız inşallah bu sefer. Ama 20 yıldır kazanamıyoruz. Bir de öyle bir durum var. Benim oğullarım yaşı 20, bu sefer halledeceğim onu. Eyvah, bakıyor arkadaşlar güzel bir de drone aldı. Hadi Allah yanıltmasın diyelim. Yanıltmasın, teşekkür ederiz Mahmut Bey. Şimdi bakıyoruz. İçeride tekrar içeriye girip. Hemen kaçtım da. Bakalım. Evet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz burada. Başkanlık. Nerede? Başkan. Sayın Başkan. Bir otak kaçırdınız oğlum. Hayır, kaçırmadık Sayın Başkan. Açılışla ilgili çok kısa bir şey sorabilir misiniz? Tek bir soru soracağım. Dışarıda Süleyman abi. Dışarıda pano var. Pano var. Gel. Pano var. Peki dışarıda pano varmış. Sayın Başkanımızı dışarıda canlı yayına alacağız. Evet. Kayınbiraderi. Evet. Başkana ilgim büyük. Evet. Evet. Doğal olarak. Üşümüşsün içeri gel. Aa, Selçuk İnan da geldi. Hoş geldin. Kaptan Selçuk da burada arkadaşlar. O da sürpriz oldu. Kaptan, pazar günkü maç içinde size başarılar diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Kaptan. Söylemek istediğiniz bir şey var mı geldi mi? Evet, 20 yıl oldu. Herkes tabii siz de başka türlü bakımı oluyorsunuz. Nedir takımın durumu? Düşünceleriniz nedir kaptan? Takımın durumu çok iyi. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Tabii dediğim gibi daha önce de söyledim. Az önce röportajda söyledim.
kazanmak istiyoruz ama ondan da önemlisi bence yine sezonu şampiyon tamamlamak. İnşallah yine bunu başarırız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Başarılar Selçuk. Arkadaşlarına sevgilerimizi ilet. Çok sağ olun. Evet, kaptanlarla görüştük. Şimdi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hemen şöyle geçelim. Panonun önünde konuşacağız dediler. Bir saniye geliyoruz. Geldik. Geldim efendim. Geldim. Efendim size başkanım, ilk önce derneği soracağım tabii. Ekonomi sormayacağım. Ama abi, konuştuk burada bir sürü çok ya. Çok yetişemedik başkanım. Niye? Bizimki özel yayın lütfen. Çünkü biz Ajans 1905'iz. Bak orada da Ali Samiyen 1905 yazıyor. Sayın Başkan bizim bazı ayrıcalıklarımız olması kayıt gerekiyor. Kayıt açık mı? Açık açık. Şu an canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Şu an canlı yayındayız. Evet. Sayın yani Başkan. İnsan bir şakası yapacak halimiz yok. Çok güzel bir derneğe açılışına geldiniz ki buraya da ilk defa ben gördüm. Uzun yıllar gelmeyen bütün başkanlar da bu vesileyle hepsinin burada olmasını ayrıyetten yani çok duygulandım ben size söyleyeyim. Gerçi bir tatsızlık oldu ama sizinle ilgili onu söylemek bile istemiyorum. Şimdi ben gözümle herkes gördüm ama. Herkes kendine bakışanı yapar. Ama sevgili başkan. Söylemek daha iyi istemiyorum. Evet. Derbide Fenerbahçe yönetimi. Söylemeyeyim değil mi? He? Söylemeyeyim. Sen bilirsin ama peki. Şu kadar söyleyeyim. Herkes kendine yakışanı yapar. Derbide Fenerbahçe yönetimi. Evet. Galatasaray yöneticileri, sizleri, başkanı ve yönetim kurulunu karşılamama kararı almış. Önce bu konuda bir ben buna bir kere haber olarak inanmıyorum. Zaten biz gittiğimizde ben iki kere gittim. Ya yani özel bir karşılanma özellikle Mehter Marşı veya bandoyla karşılanmadık. Normal girdik zaten. Normal onlardaki düzen biraz farklı. Biz ayrı oturduk. Ben hiçbir zaman herhangi bir Fenerbahçe yöneticisiyle beraber oturmadık arkadaşlarımız burada. Yani basın bunu nasıl yazdı, niye yazdı? Biz zaten karşılanmıyoruz. Ama siz Ali Sami'ye gelen ama herkesin... bununla ilgili bir şikayetimiz ve eleştirimiz yok. Yok yani bu konuda bir problem. Dert değil diyorsunuz. Sorun değil. Evet. Peki Sayın Başkan, bütün herkes tabii Galatasaray taraftarları şunu merak ediyor. Artık 20 yıl oldu. 20 yıldır Galatasaray orada kupa kaldırdı. Oraya bayrak gitti. Orada her türlü başarıyı sağladı. Fakat 20 yıldır bir galibiyet alamadı. Size, sizin başkanlığınızda nasıl olacak? İnşallah bana veya benden sonra gelecek herhangi bir başkana kesinlikle nasip olacağı kesin. İstisnalar bozulmak içindir. Bu şu ya da bu şekilde olacak. Ben dilerim ki o hafta bu hafta olsun. Olmazsa da hiç önemli değil. Önemli olan finalize etmek ve şampiyon olmak bizim için. Maçları biz tek tek bakıyoruz. Tabii ki karşıdaki rakibimiz değerli. Onu yenmek ve bu dediğiniz sayısal üstünlükten ötürü yenmeyin marjinal değeri yüksek. Onun da farkındayız. Ve inşallah olur. Başka bir şey diyemem. Başkanım sizi görmemiz de çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bazı transfer döneminde teknik direktörle problem oldu diye haberler çıkmıştı. Daha sonra siz zaten bir araya geldiniz. Cenazede de gördüm ben. Biz hiçbir sorun yok. Ha, Galatasaray taraftarları bunu merak ediyor. Taraftarlarla biz iç içeyiz. Bizim hiçbir sorun da zaten anlatmak istediğim şuydu. Bizim farklı fikirlerde değiliz. Farklı fikirlerde olsak ayrı yollarda oluruz dedik. Aynı fikirdeyiz. Farklı görüşler olabilir. O görüşler sonunda bir noktada bir ortak potada eritilir ve tek bir karar verilir. Onu söyledim. O karar da verildi. Birlikte derken yönetim olarak sorumluluğu üzerimize alarak veriyoruz. Her zaman kusursuz sorumluluk bizdedir. Herkes teklifte bulunabilir. Teknik heyet, diğer arkadaşlar, diğer kurullar ama nihai kararı verecek olan yetki ve sorumluluk yönetimde. Bu anlamda yoksa bir çatışma anlamında değil. Evet. Başkanım dün de bir kulüpten bir açıklama yapıldı. Genç bir oyuncu Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı. Bu konuda sizin yani yeniden benim bir kapı aralanabilir mi tekrar oyuncuyla ya da menajerle? Yapılan açıklama açık ve net. O konuda Galatasaray Spor Kulübü bütün oyuncularına sahip çıkar. Gerekli eğitim ve öğrenimi verir. Ben herkesin zamanla doğru yola geleceğine inanıyorum. Son bir soru sorabilir miyim başkanım? Evet. Son zamanlarda çok mahkeme kapılarıyla da uğraşıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta bir kayyum davasıyla uğraştığınız mahkeme reddetti ve ayın 21'inde yine bir mahkeme var. Ne olacak bu işin sonu? Onu sormasanız iyiydi. Çünkü ben gerçekten sinirleniyorum. Ve size samimi söylüyorum. Hiçbir mahkeme kararını ne okudum, ne baktım. Dinç Bey orada biliyor huyumu. Hiç bakmam, netice ne derim. Asabımı bozuyor. Gerçekten bıktım usandım. Sadece bizim sürmekte olan bir sürecimiz var. Eğer biz seçime gitse idik, ne Florya'yı alabilirdik, ne şampiyon olabilirdik, ne mali durumu düzeltebilirdik. Öyle bir şey yok. Seçim satım halinde size
gerekli olan destek demeyeyim de artık olayı yürüten öbür taraflar geri çekilir. Bunu siz de bilirsiniz. Seçime sürekli gitmek hiç iyi bir şey değil. 2 yılda 3 seçim çok fazla dedik. Seçimden kaçtığımızdan değil. Yoksa biz genel olarak üyelerin, camiamızın ne düşündüğünün, bize ne destek, hem de onun çok ezici bir üstünlükle onun verdiğinin bilincindeyiz. Bizim davamız Galatasaray yürüsün. Mahkemeler değil. Bizi bu duruma, yani bu kadar uzatmak, ki alınmış 6 tane tedbir kararı var. Buna rağmen bunu sürdürmek bizi sadece üzüyor. Yok işte bu kadar. Siz de biraz önce söylediniz ya, hani bazı kişiler de size muhalif olanlar diyor ki başkan seçimden mi kaçıyor? Böyle yakıştırmalar yapılıyor biliyorsunuz. Siz bunun böyle olmadığını biliyorsunuz. Ben biliyorum tabii canım. Üyeler de bunun böyle olmadığını biliyor. Bizim şu anda sürdürmekte olduğumuz görüşmeler var. Galatasaray'ın lehine çok ciddi olumlu gelişmeler var. Biz bunu burada anlatamayız. Bunlar kesintiye uğrar diye düşünüyoruz. Ama kesintiye uğramadığı zaman da çorbadan dönenin kaşığı kırılsın. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, Ajans 1905 finali çok güzel yaptık. Bu işten ne dedi? Çorbadan dönenin kaşığı kırılsın dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. Evet, bugün Ali Samiyen 1905 Derneği'nin açılışındaydık. Galatasaray başkanlarını yayına aldık. Ergin Ataman'ı yayına aldık. Bunların görüşlerini, buradaki havayı sizlere özel röportajlarla sizlere ulaştırdık. Gerçekten biliyorsunuz arkadaşlar, Ajans 1905 herkesle yarışıyor. Eğer bugün yaptığımız bu özel ve nadide yayını beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Fazla bir şey istediğimiz yok. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza üye olmalarını tavsiye ederim. Bakın, Ergin Ataman reklamımızı yaptı. Adnan Polat Galatasaray eski başkanı dedi ki bakın bunlar doğruyu yapıyor. Bunları takip edin. Kadir, nereye gidiyorsun? Peki, var mı yeni bir haber Kadir Bey? Yeni bir haber varsa alalım hemen. Başkan, ben bunu yayında şimdi söylüyorum başkan. Tamam, şu anda yayındayız. Şu anda bana bir not geldi. Bu buradaki şeyle ilgili. Başkan Mustafa Cengiz. Aslında onu söylemek istemedim. Işte, başkan Mustafa Cengiz'e dedim ya, tatsız bir olay yaşandı. Evet, evet işte. İçeri girip başkanların, divan başkanının elini sıkıyor. Faruk Süren'e elini uzattığında Faruk Süren elini çekiyor. Sakat olduğunu söylüyor. Faruk Süren'e gençlik yıllarımızda muhabirdik. Çok severim, çok sayarım. Bana göre hala öyle büyük bir başkandı. Ama çok büyük nezaketsizlik göstermiş, ayıp etmiş Galatasaray Başkanı'nın elini sıkmayarak. Yani böyle kişisel kaprisler, kompleksler yakışmıyor. Koca Faruk Süren'e yakışmıyor. Yani Galatasaray tarihine geçen böyle harika bir adamın bunu yapması şimdi çok uygunsuz bir durum. Şimdi yani arkadaşlar, ben zaten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le röportaj yaparken kendisine demiştim, burada bir tatsız olay da oldu, onu söyleyeyim mi dedim. Ama kendisine söylemek istemedim. Neyse, canlı yayında. İşte ben bunu... Güzel bir gece, bunu burada hemen geçiştirelim. Aynen öyle. Yayınımızı beğenin. Sizler için birçok röportajı gerçekleştirdik ve zor şartlarda arkadaşlar. Ve de büyük özveride bulunuyoruz arkadaşlar. 1 metrekarede 4 insan varken yani Ergin Ataman'ından Adnan Polat'ına, Faruk Süren'e, Mustafa Cengiz'ine, bütün başkanlarla hepsiyle konuştuk. Ben buradan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Derbiye kadar her gün, her gelişmede karşınızda olacağız ve özel haberlerimizi de her zaman sizlere ilk olarak duyurmaya çalışacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ben iyi akşamlar diliyorum. Sen de kapat güzel kardeşim. Arkadaşlar, Ajans 1905 olarak sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, her gün yayınımız olacak derbiye kadar. Özel konuklarımız olacak. Bir de önümüzdeki günlerde açıklayacağız YouTube kanalımızda. Taraftarlarla bir buluşma da hesaplıyoruz değil mi? Evet. Bütün Galatasaray taraftarlarıyla birlikte derbi öncesi bir Yıldız Parkı mı olur, Emirgan Parkı olur, bir yayın yapmayı da düşünüyoruz.